Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık, harika lezzetiyle nefis bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Çok az malzeme ile yaptığımız bu pidenin tadına eminim sizler de bayılacaksınız. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırıp içerisindeki şekeri erittikten sonra un ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hamur kıvamını alıp toparlanacağı kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu miktar sizlerde değişkenlik gösterebilir. Çünkü sizlerin kullandığı unun markası veya kalitesi farklı olabilir. O yüzden bunu lütfen yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Hamurun oldukça ele yapışan yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Yeteri kadar karıştırıp hamuru toparladıktan sonra tezgaha biraz un serperek yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamuru tezgah aldıktan sonra en az 5 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız pideniz o kadar güzel olur. Son olarak spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için ilk olarak kenarlardan içeri doğru katlayarak hamuru toparlıyorum. Daha sonra her zamanki gibi hamur kesme kartı ile yorma işlemine devam edeceğim. Özellikle bu tür ele yapışan hamurları hamur kesme kartı ile yoğurabilirsiniz. Bu yöntemle hamur elinize kesinlikle yapışmıyor. Hamuru en az 5 dakika boyunca yoğurarak hazırladım. Yumuşacık ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu gösterdikten sonra hazırladığım hamuru artık yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Son olarak üzerine hava almayacak şekilde kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Havasını alarak hamuru tezgah alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Böylece yerken mayanın tadını hissetmemiş olacaksınız. Tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde hamuru elimle açarak inceltiyorum. Tabi bu esnada da çok fazla un kullanmıyoruz. Sadece hamur tezgaha yapışmayacak kadar un kullanmanız yeterli olacaktır. Yeteri kadar açıp incelttikten sonra görmüş olduğunuz gibi içeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Bu yaptığımız katlama işlemi sayesinde pidemiz oldukça gözenekli ve yumuşacık olacak. En son hamurun iki ucunu iyice birleştirerek sıkıca kapatıyorum. Sonrasında iyice yuvarlayarak pürüzsüz bir görüntü almasını sağlıyorum. Hamuru yeteri kadar yuvarlayarak hazırladım. Şimdi tezgaha biraz mısır unu serpiyorum. Serptiğim mısır ununun üzerine yuvarladığım hamuru alıyorum. Üzerini tekrar yoğurma kabıyla kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hava almaması gerekiyor ki üzeri kabuk tutmasın. Pidenin üzerine sürmek için bir sos hazırlıyoruz. Bunun için 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı su kullanıyoruz. Tüm malzemeleri güzelce çırparak hazırlıyoruz. Yeteri kadar çırparak hazırladığım sosum hazır. Hamuru da yarım saat boyunca mayalandırdım. Diğer bir taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayara açarak ısıtıyorum. Pidemi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Altına mısır unu serptiğimiz için gördüğünüz gibi hamur tezgaha yapışmadı. Güzelce dinlenen ve mayalanan hamurun üzerine hazırladığımız sosun tamamını döküyoruz. Daha sonra elimle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Son olarak pidemize son şeklini veriyoruz. Pidemizin şeklinin belirgin olması için iyice bastırmayı lütfen ihmal etmeyelim. tamamen tezgaha değinceye kadar bastırarak şekil veriyorum. Ben pidemi standart pide görünümünde hazırladım. İsterseniz baklava dilimi şeklinde de hazırlayabilirsiniz. hazırladığım hamuru şimdi elimle biraz daha açarak inceltiyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Şimdi üzerine kavrulmuş susam ve çörek otu serpiyorum. İsterseniz çiğ susam da kullanabilirsiniz. Hazırladığım pideyi şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst terli fırına koyarak nar gibi kızarmasını bekliyorum. 25 dakikanın sonunda pişen pideyi fırından çıkartıyorum ve biraz oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı giden pidemizi hemen keserek servis edeceğiz. Mis gibi kokusu ve harika görüntüsüyle Ramazan pidemiz artık servis için hazır. Hemen sunum tahtasını alarak kesiyorum. Sadece 2 su bardağı suyla yaptığım kocaman ve yumuşacık nefis bir pide oldu. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. pidenin içerisinde hiçbir hamurlaşma ve kuruluk yok. Yapımı oldukça basit ve gerçekten çok lezzetli oluyor. İnanıyorum ki sizler de bu güzel tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.